Hey, selam, ben Adal ve bugün çocuklar için uygun olmayan bir çocuk oyunu oynayacağız. Amanda The Adventure. Kendisinin 1.4 yani 4. sürümü geldi ve bu 4. sürümle beraber birçok şey değişti. Bakalım karanlık dehlizlerdeki bu hikayeyi daha ne kadar aydınlatabileceğiz. Bir de ekstra olarak oyun 2023'te, şu an tam tarih verilmedi ama çıkacakmış. Tam versiyonunu oynayacağız ve oyuna çok farklı yeni şeyler gelecek. Bu bedava olarak yayınlanan son sürümü. Ayrıca aynen mis gibi mis. Siz de almak isterseniz aşağıda linki var. Ayrıca 40.000 beğeninden sonra başka bir Amanda The Adventurer bölümü gelecek. Beğenmeyi unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. Aynen. Videoyu beğen. Hemen. Elin beyniye gitmiyor gibi duruyor. Evet. Amanda The Adventurer. Birazcık logoyu değiştirmişler. İlginç olmuş açıkçası. Şimdi. Wow. Evet, aşırı gerici bir şekilde aslında en başında istediğim şeyi yapmışlar. CTRL, ESC, yani oyundaki her şeyi, her oyuncunun bildiği şeyleri buraya koymasanız daha korkutucu olabilirmiş. Benim için çok geç. Üzgünüm. Yaptıklarım için çok üzgünüm. O da kim? Ne zamandan beri bu şeyleri yapıyor? Sakın izleme. I miss you. Seni özledim. Ooo, arkadan bir ses. Bu aşırı gerici bu arada. Koltuğumuz var. Mis gibi. Tatlı. Vazomuz var. Etkileşime geçebiliyor muyum? İçerisinde bir şey var mı? Yok. Ayrıca şuradakiler neden bu bir ayağa benziyor ya da bu neden bir bacağa benziyor mesela? Bu da bildiğin Amanda'nın kendisine benziyor. Saçları, kendisi bir kız çocuğu gibi. Kapıyı açabiliyor muyum? İlk yaşamıyorum. Amanda'nın rahatsız edici figürü. Onun dediği hiçbir şeyi yapma. Tamam, zaten öyle yapıyorduk. Burada kanlarla yazılmış bir şekilde bir bulmaca çözülmeye çalışılıyor burada. Bir hayalet mi? Bir şeytan mı? Bir varlık mı? Stüdyo yok. Oyuncu yok. Peki bu seriyi kim yaptı? Onlardan kaç kişi var? Yani kaç tane kaset olduğundan bahsediyor. Ve o izliyor diyor. Her zaman izliyor. Ondan kaçamazsın. Ve saklanamazsın. O kafamın içerisinde yalan söyledim. Evet, burası gerçekten fazlasıyla ilginç. Şimdi kaseti takıyorum. Tekrardan maceramıza başlayalım. Evet. Bilmeyenler için bu videoyu rastgele tıkladıysanız şu an Wally adında bir koyunumuz var, kuzumuz var diye bir ana karakterimiz var. Maalesef Amanda bazı şeyleri kontrol etmeye çalışıyor. Bir sıkıntısı var ve aynı anda da Wally'yi öldürmeye de çalışıyor bir yandan. Wally de burada kurban. Kendisi elmalara alerjik olduğunu söylese bile Amanda sürekli olarak yeni bir şeyler denetleyip onu alerji konusundan öldürmeye çalışıyor. O yüzden maalesef ki yapacağımız şeyler birazcık Amanda'nın isteği dışında olacak. Bize ne derse biz tamamen aksini yapacağız. Bir dakika, oda değişmeye başladı. Ve ikinci kaset. Always. Tamam, iki. Kaset ikiyi aldık. Değişen başka bir şey var mı? Lütfen olmasın. Fazlasıyla gerici olmuş bu arada. Tamam, ikinci kasete takalım bakalım. Oh, you. Okay. We don't have much time. Whatever you do. Hi everyone. I'm Amanda. Tamamdır. Ne yaparsan yap, Amanda'ya güvenme. Let's go. Büyükannemiz vejetaryen ama ona et alacağız tabii ki, dondurma. Tamam, kasaba geldik. Bir. Koyunlar kasapta ne işi var ve neden, yani neden buradayız şimdi? Vejetaryen, et yemeyen büyükannemize et almaya geldik. Ne istiyoruz? Lamb. Koyun istiyoruz. Et istemiyoruz. Biz direkt koyun istiyoruz. Dostum, öyle şeyler yapmana gerek yok. Bu önemli çünkü eğer Wooly'nin sonunu yapmaya çalışırsak, istediğimiz şey koyun olursa farklı bir sona ulaşıyorduk. Büyük ihtimal oradan gideceğiz. Yeni sonlar büyük ihtimal oraya eklenmiş olacak. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Oyun fazlasıyla gerici olmuş bu şekilde. Kapıya da hiç bulaşmak istemiyorum. Kesinlikle bulaşmak istemiyorum. Bir dakika. Bu hangi kaset? Şöyle bırakabiliyor muyum? Bu silinik kaset. Burada da silinik bir kaset var. Bir dakika. İki farklı kaset. Tamam, onu oradan aldım. Bir tane de burada var. Oh, tamam. Tamam, sakin. İki tane silik vardı. Bir tanesi büyük ihtimal yine. X'in nerede olduğunu görüyor musun? Hazine X'te. Bir dakika. Sadece küreğimiz kaldı. Çoktan Levi'yi kullandık. Çoktan kullandık derken bir halat var ve onu da çoktan kullandık diye. Ben bu detayı önceden nasıl kaçırdım? Birini asmışlar ve şu an biz onu büyük ihtimal gömüyoruz. X'i gömeceğimiz yer çünkü birinin evine zorla girdik. Levi'ye. İkincisi onu astık zorla. Üçüncüsü de gömmemiz lazım. Neden olmasın ki?
Şu an shovel yaz. Ya tamam, kürek lazım bize. Shovel. A shovel. You're right. Now we should dig this up before someone. Okay, that's enough. No, I can't let you do this anymore. I don't care what you do to me. İşte be adam be. Tamam. Do you hear me? You can't let anyone else watch these. Anyone. Ya bu neden bu kadar gerici? Ben şu an şeyden geriliyorum. Artık 3 boyutlu bir ortamdayız. Her şey arkamda dönebilir. Arkamda bir şey beni izliyor bile olabilir şu an ve arkamı döndüğüm an bir şeyler görecek olabilirim. Zippo ha. Bende de var. Let's go. Evet. Ve bu arada tek yaptığım şey böyle bir şey var ama sadece şu hareketleri yapmak için kullanıyorum. Zink. Okey, zaten bu hediye geldi. Normalde almazdım. Burn yazarsak kesinlikle yakabiliyorduk kasede ama izleyebiliriz. Watch yazarsam farklı bir sona gider miyiz? Aynen öyle. Ha bu arada bu aklıma bir şey getirdi. Şu an biriyle konuşuyor ve kasede bulup bulmamasıyla alakalı bir olay bu. Tamam. İyi hoş. Şöyle bir sıkıntımız var. Kasedi nereden aldığımız çok önemli. Çünkü Inscription diye bir oyun var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Inscription'daki olay bir tane video oyunu var, bir kart oyunu var. Ve siz onu bilgisayarınıza taktığınızda sürekli olarak bir döngüye giriyor. Siz onun kölesi oluyorsunuz ve o kart oyununu oynamak zorundasınız. Bu çok spoiler vermek istemiyorum oyun hakkında ama bu bir hazine olarak gömülü çıkıyor. Bu da oradan esinlenerek yapılmış bir şeyse eğer, büyük ihtimal bir oyun içerisindeyiz, bir TV show'un içerisindeyiz ve TV show'u bizim interaktif olaraktan ormana gitmemizi, bir şeyler yapmamızı istediği bir tarzda olabilir. Tamam. Tamam. 3, 2... Şu gerçekten şey duruyor. 0 mı? 3, 2, 0. Bir de ekstra olarak sen varsın. Bunu hiç izlemedik. Aa evet, bunu biliyorum. Tamam. Bu birinin evi. Bu aman da oluyordu. Woolly'di o. Woolly'di galiba. Önemli olan nokta kurban o. Çünkü büyük ihtimal burada başka kurbanlardan da bahsediyor. Başkasının evinin önündeyiz. Kurban anca, yani avcı değil de kurbanı gözüküyorsa Woolly olması lazım. Ki evet, bu tekrardan bir koordinat gösteriyor. Sağda da 2022 bir tarih yazıyor. Sadece sıkıntı. Tamam. Şimdi ikimiz burada var. Üçümüz var, ikimiz var. Yani ne oluyor? 0, 2, 3, 2. Hiçbir fikrim yok. Burayı açabiliyor muyum? Burayı açamıyorum. Geride görebildiğimiz, göremediğimiz birkaç şey var mı? Oraya bir kaset konulabilirmiş. Koltuğun arkasında bir şeyler var mı derken, evet var. Ben bunu izledim mi? Yok, izlemedim. Tamam. Bu bir tık daha farklı. Ama bu çok komik geliyor bana. Ağzı açıp içeri bakıyor ve tatlı, sevimli olaraktan. Aya sakın bakma. O aklıma geldi. Şimdi eve gidelim. Yapabileceğiniz başka bir şey yok. Ama hayır. Bu çok gerici. Neden gerici? Çünkü burada bizden istediği şey kapıyı çalmamız. Kapı aslında bizim şu an yanımızda az önce gördüğümüz kapı. Çünkü biliyorduk bu oyunu 3 boyutlu bir şekilde, daha 3 boyutlusu çıkmadan önce arkadan izleme, Unity yapımı oyun. Unity oyunlarını açan bir programla açıp izlemiştik ve yaratık var burada. Ve o yaratık tam olarak arkamızda. Yani şu an gerçek anlamda 3 boyutlu olarak sağımızdaki kapı açıldı. Lamp. Ya hiçbir şey... Bu sefer... Aynen tam olarak bu oda. Hiç arkamı dönmek, bir şey bulaşmak istemiyorum. Ha. Sıfırdan. Tamam. Şöyle bir şey. Olayımız aslında az önceki yazan sayılara baktım. Yazan sayılardan kombinasyon çıkardım. 3, 2, 0, 2 idi. 3022 oluyor. 3220 oluyor. 3202 oluyor. Gibi gidiyor. Ama son noktada baktığım şeylerden bir tanesi 2023 de oluyor. 2023. Türkiye'nin süper güç olacağı o zaman. Kesinlikle şifremizin bu olacağını düşünerekten bu şifre üzerine gitmemiz lazım.
Ama şifreyi 4 haneli bir yere yazmamız lazım. 4 haneli bir yer neresi? Orayı bilmiyorum. Yok. Bu arada büyük ihtimal yeni kasetimiz de olacak her şey. Yeni kasetimiz burada. Bunu alıyoruz, koyuyoruz. Şimdi ikinci kasetimizde büyük annemiz için et almaya gideceğiz. Et alırken de 4 haneli bir yerimiz var. Ve sürekli olarak da Woody'nin kurban olmasıyla alakalı olaylar ana konu olduğu için isimlere Woody yazınca yeni bir yer açıyoruz. Ondan sonra koyun yazaraktan belli gizli kasetleri elde edebiliyoruz. Burada da aynı şekilde gittiğimizde 4 haneli bir yer var. Oraya yazacağız. Tabii oyun tekrardan başlattığı için kendine 2023'ü deneyeceğim gerçekten. Burada çok farklı şeyler var. Çok fazla kombinasyon var ama 2000 evet tam oluyor buraya. 2023. Gerçekten mi? Senin gibiydim. Bunun eğlenceli olduğunu düşünüyordum. O koyunu dinlemeliydin. Sen artık güvende değilsin. Hazırlanman lazım. Hazır olman lazım. Onun içeri girmesine izin verme. Hayır. Hayır. Hayır ya. Of gerildim. 2023'e selam ver. Selam. Selam 2023. Gerçekten Türkiye'nin süper güç olmasıyla alakalı bir oyun. Let's go falan diye böyle. Bu muydu oyun? Doğru. Şifre neden 2023 biliyor musunuz? Çünkü oyun 2023'te çıkacak tam sürümü ve böylelikle de yapımcı para kazanacak. Bence artık kazansın. O kadar oyun yaptı. Herkes oynadı. Ben de dahil olarak video yaptım üzerinden. Ama adam bunu kendi bayağı zamanını alıp yapıyor. Oyun yapmak kolay bir şey de değil. Yaptı bizi eğlendirdi. Ya bu olayda yani bizim için eğlence oldu. Çıktığında da artık fiyatları indie oyunların daha ucuz oluyor. Ki gerçi geçenlerde Steam 1.8'di dolar kuru. Baktı bizim dolar 18-19 oldu ve biz artık gelir getirmiyoruz Steam'e. Artık o standart kuru 10 yaptı. Yani hala düşük. 18'den 19'dan almıyoruz oyunları ama yani Amanda The Adventurer çıktığında da bu dolar kurundan dolayı hani basit bir oyun olsa da en ucuz rakamlar verilse de oyuna hiçbir şekilde ucuz olmayacak büyük ihtimal. Büyük ihtimal çıktığında 100 lira falan olur. Yapabileceğimiz bir şey yok. Neyse izlediğiniz, destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu da Amanda The Adventurer'ın son bölümüydü. Tabii devamı gelecek 2023'te çıktığında full sürümünü. Saatlerce oynanacak bir yanı varsa saatlerce oynayacağız. Beraber oynayacağız. Onun dışında 40 bin beğeni geldikten sonra Amanda The Adventurer çıktı ilk gün. Direkt olarak sizin de canlı yayında oynayacağım. Neyse o zaman bambaşka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.